Mus'ab bin Ümeyr, hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensup idi. Zengin oldukları için gayet rahat bir hayat sürüyordu. Orta boylu, güzel yüzlü, nazik ve yumuşak huylu, son derece zekiydi, güzel konuşurdu. Güzel yüzlü ve zengin olduğundan Mekke halkı ona gıpta ile bakardı. Mekke'nin kızları onun yüzünü bir kere görebilmek için ardından ıslık çalarlardı. Peygamber Efendimiz bunun için Mekke'de Mus'ab'dan daha zarif, daha narin, daha güzel kimse yok idi. Saçları kıvrım kıvrım idi buyurmuşlardı. İslamiyet'i kabul ettiği an hayatında birdenbire değişiklikler oldu. Eski servet ve zenginliğinin yerini fakirlik aldı. Ailesinin sevgili oğullarına yapmadığı eziyet kalmadı. Onu dininden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar. Fakat Mus'ab bin Ümeyr bu ağır ve acımasız işkenceler karşısında sabır ve sebat göstererek asla İslamiyet'ten dönmedi. Her seferinde bütün gücüyle haykırıyordu: Allah'tan başka tapılacak, ibadet edilecek ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun peygamberidir. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Mekke'de sıkıntı ve işkencelere maruz kalan Mus'ab bin Ümeyr, Resulullah'ın izniyle iki defa Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kalıp her türlü sıkıntıya katlandı. Daha sonra dönüp Peygamberimizin yanına geldi. Onun bu gelişini Hazreti Ali Keremallahu Veç şöyle anlatır: Resulullah ile oturuyorduk. Bu sırada Mus'ab bin Ümeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbiseden başka giyeceği yoktu. Resulullah onun bu halini görünce mübarek gözleri yaşla doldu ve kalbin Allah-u Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babası onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besliyorlardı. Allah için bunların hepsini terk etti. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir buyurdu. Mus'ab bin Ümeyr zırh giydiği zaman Peygamberimize çok benzediği için müşrikler onu şehit edince Peygamberimizi öldürdüklerini zannetmişlerdi. Hazreti Mus'ab şehit olunca onun suretinde bir melek sancağı aldı. Mus'ab'ın şehit düştüğünden Resulullah'ın henüz haberi olmamıştı. İleri ey Mus'ab, ileri diye sesleniyordu. Bunun üzerine bayrağı elinde tutan melek geri dönüp Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah ben Mus'ab değilim diye cevap verince Resulullah Efendimiz sancağı elinde tutanın melek olduğunu anladı. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Büyük sahabe Habbab bin Eret der ki Mus'ab bin Ümeyr Uhud'da şehit edilince kendisini saracak kısa bir hırkadan başka bir şey bulunamadı. O Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu. Hırkayı baş tarafına çektik, ayakları açıldı. Ayaklarını çektik, baş tarafı açıldı. Resulullah'a haber verdik. Resulullah Efendimiz baş tarafını hırkayla, ayaklarını da otlarla kapatınız buyurdu. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Allah onlardan razı olsun. Onun güzelliği dine destandı. Mekke'deki herkes ona meslandı. Mekke'nin zengini biri delikanlı, Mus'ab bin Ümeyr canlı.
Mus'ab bin Umeyr canların canı. Nur cemali benzerdi Allah Resulü, onun aşkı ile çok çekti çile. Uhud'un barında yatan sahabe, Mus'ab bin Umeyr canların canı. Mus'ab bin Umeyr canların canı. Aşık oldu Muhammed Mustafa'ya, veda etti zengin diye safaya. Katlandı hak için türlü cefaya, Mus'ab bin Umeyr canların canı. Mus'ab bin Umeyr canların canı. Nur cemali benzerdi Allah Resulü, onun aşkı ile çok çekti çile. Uhud'un barında yatan sahabe, Mus'ab bin Umeyr canların canı. Mus'ab bin Umeyr canların canı. Mustafa güzelliğini neyledi, durmadan yılmadan hakkı söyledi. İslam'ın emrini tebliğ eyledi. Mus'ab bin Umeyr canların canı. Mus'ab bin Umeyr canların canı. Nur cemali benzerdi Allah Resulü, onun aşkı ile çok çekti çile. Uhud'un barında yatan sahabe, Mus'ab bin Umeyr canların canı. Mus'ab bin Umeyr canların canı. Mus'ab bin Umeyr canların canı.